Merhaba dostlar. Doğal seçilimin baskısı altında avcılar çeşitli fiziksel adaptasyonlar geliştirdiler. Avı tespit etmek, yakalamak, öldürmek ve sindirmek için. Bunlar arasında hız, çeviklik, gizlilik, keskin duyular, pençeler, dişler, filtreler ve uygun sindirim sistemleri bulunmaktadır. Bununla birlikte avcılar çok az av denemelerinde başarılı olurlar. O zaman videoya geçelim. İyi seyirler. 1 numara yaban domuzu. Akıllı, sağlam bir yaban domuzu, Afrika'nın en dayanıklı ve dayanıklı av türlerinden biri olduğunu kanıtladı. Wartokların, yani yaban domuzlarının diğer domuzlardan daha uzun bacakları vardır. Kurtulma ve koşma konusunda iyi olmalarının yanı sıra yaban domuzu savaşmaktan asla çekinmez. Keskin köpek dişlerini silah olarak kullanırlar. Normalde saldırgan bir hayvan olmasalar da yaban domuzlarının köşeye sıkıştırıldıklarında keskin dişleriyle yırtıcıları yaraladıkları bilinmektedir. Genellikle yaban domuzu 18 yıla kadar yaşayabilir. Wartokslar, yani yaban domuzları, avı için çok tehlikelidir. Hatta onları öldürebilir. 2 numara Buffalo. Kara ölüm olarak da bilinen Buffalo son derece tehlikeli olabilir. Hatta Afrika'daki diğer tüm hayvanlardan daha fazla büyük, yırtıcı hayvan öldürdüğü söyleniyor. Buffalo yaralandığında veya sürüdeki buzağılardan biri saldırı altındaysa daha çok saldırganlaşabiliyor. Buffalo bir aslanı öldürebilir mi? Afrika mandalarının çok az yırtıcı hayvanı vardır ve kendilerini aslanlara karşı koruyabilirler ve doğru zamanda saldırırlarsa aslanları kolayca öldürebilirler. 3 numara Zebra. Afrika'nın en tehlikeli av hayvanlarından biri de zebradır. Zebraların normal atlardan çok farklı bir mizaçları vardır. Çok daha agresif ve çok daha tehlikeli olabilmektedir. Zebraların birbirlerini tekmeledikleri biliniyor. Mesafeyi ayarlayamayan ve ona çok yaklaşan her insanı acımasızca ısırırlar. Zebraların aslanları öldürdüğüne dair pek çok hikaye duyarsınız. Ve bu yalnızca hikayede kalmıyor. Sayısız aslanları öldüren zebra vakası vardır. Genellikle avının çenesini kıran ve sonrasında açlıktan ölmeye mahkum eden kafasına hızlı bir tekme ile. 4 numara Zürafa. Karşı koymaya kıyasla avcıdan kaçma ihtimalleri ne kadar yüksek gözükse de sanıldığının aksine pek de savunmasız değillerdir. Uzun bacaklara sahip olan zürafalar hızlı bir tekme sonrası şanssız bir aslana ciddi hasarlar verebilir. Zürafalar ön veya arka ayaklarıyla tekmeleyerek kendilerini avcılara karşı savunurlar. Büyük ve ağır toynaklarıyla etkili bir tekme sonrası bir aslanın omurgasını kırabilir. Aslanlar, sırtlanlar ve diğer birçok yırtıcı hayvanlardan çok uzun olduklarından dolayı boğazlarına asla ulaşamazlar. Bu arada yeri gelmişken gelişmiş bir zürafanın boyları yaklaşık olarak 6 metreyi bulur. 5 numara Fil. Filler genellikle iyi huylu, aynı zamanda da barış yanlısı hayvanlar olarak bilinmektedir. Tüm filler hasta olduklarında ya da yara aldıklarında veya taciz edildiklerinde epey saldırgan hale gelebilir. Aslanlar da bunu çok iyi bildikleri için asla bir fil sürüsüne saldırmaz. Aslanlar genellikle yetişkin fillerden uzak dururlar ve yalnızca sürüden ayrılmışlara, yani genç fillere saldırırlar. Filler son derece akıllı hayvanlardır. Herhangi bir kara hayvanından en büyük beyne sahiplerdir ve insanlardan tamı tamına 3 kat fazla nöronları vardır. Zekaları ve büyük dişleri sayesinden yırtıcı hayvanlardan korunup hayatlarına bu şekilde devam ederler. 6 numara Ceylan. Ceylanlar avcılardan kaçmak için daima hızlarına güvenirler. Kısa mesafede saatte 97 km hıza ulaşırlar. İnce bacaklara sahiptirler. Afrika'da ve Asya'da yaşayan zarif antiloplar geyiğe benzerler. Ve keçiler, sığırlar, hatta koyunlarla aynı ailedendirler. Ceylanlar çoğunlukla heyecanlanıncaya kadar yürüyen bir hayvandır. Tıpkı kangurular gibi ceylanlar da 3 metreden fazla havaya sıçrayabilirler. Hızı ve çevikliği onu birçok hayvan saldırısından kurtarır. 7 numara Kirpi. Kirpi agresif bir hayvan değildir. Yalnızca tehdit edilirse saldırır. Bazı hayvanlar ise bunun püf noktasını bulup saldırmakta uzmanlaşmışlardır. Çünkü kirpilerin yumuşak saçları vardır. Ancak sırtlarında, yanlarında ve kuyruklarında genellikle keskin mi keskin tüyleri vardır. Kirpiler onları yırtıcı avcılara atmazlar. Ancak tüyler dokunulduğu zaman kolayca ayrılabilir. Birçok hayvan bunu bildiği veya deneyimlediği için bundan kaçınmak ister.
8 numara gergedan. Bu boynuzlu hayvanlar potansiyel olarak çok tehlikeli olsalar da genellikle kendilerini saklamayı tercih ederler. Bu tutuma rağmen gergedanlar pasifist değillerdir. Yani şiddete savaşa karşı nispeten ılımlıdırlar ve kendilerini tehdit altında hissettiklerinde büyük tehlikeli bedenlerini doğrudan bir kavgaya yönlendirebilir. Kara gergedan aşırı derecede agresif olmakla ünlüdür ve algılanan olası bir tehditte hemen saldırıya geçerler. Yetişkin olan gergedanlar heybetli boyutları, kalın derileri ve ölümcül boynuzlar sayesinde normalde doğal yırtıcı hayvanlara sahip değildir. 9 numara, su aygırı. Ne yazık ki su aygırı dünyanın en ölümcül ve tehlikeli büyük kara memelisidir ve Afrika'da her yıl tahmini 500 kişiyi öldürmektedir. Su aygırları saldırgan yaratıklardır ve çok keskin dişleri vardır. Herhangi bir su aygırının altında sıkışıp kalma düşüncesini bile istemeyiz herhalde. Çünkü yaklaşık olarak 2500 ila 4500 kilogram arasındadır. Vahşi doğada su aygırları tipik olarak 40 yıla kadar yaşayabilir. Ama bu süre esaret altındayken, yani hayvanat bahçesindeyken 50 yaşına kadar ulaşabilir. 10 numara, antilop. Afrika antiloplarının maksimum koşu hızı saatte 80 kilometredir. Birinci savunma taktiği gütmektir. Sürüler grup halinde koşan genç hayvanların yaşlılar tarafından ve daha büyük antiloplar tarafından korunduğu yerdir. Çizgili ve koyu siyah renklere sahiptirler. Avcıları tarafından korunmalarına yardımcı olmak için kıvrımlı bir boynuzları vardır. Umarım yararlı ve keyif aldığınız bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.